Arkadaşlar merhabalar. 21. ünitemizin 17 numaralı köşe taşını hazırlıyorum dostlarım. Şöyle bir ayarımızı çekelim. Evet. Başlıyorum çözmeye. Bakalım ne diyor. Burcu birim maliyetleri sırasıyla XTL ve YTL olan iki maldan birincisini %30 karla, ikincisini %25 zararla satıyor. Şimdi X liralık malı X liraya aldı. %30 karla satıyor. O zaman X'in %30'u kadar daha fazla bir fiyata satıyor. Y lira olan malı da diyor kardeşlerim %25 zararla satıyor. Y'nin %25'i kadar eksiğine satıyormuş. Burcu bu birinci maldan iki tane satıyormuş. O zaman birinci maldan kazandığı para çarpı 2 bu oldu. İkinci maldan bir tane satıyormuş. Yani bu kadar sattı. Sattığı zaman satıştan kar elde ediyormuş. Yani bu ikisi toplam satış fiyatımız. Bizim maliyet fiyatımız da x artı y lira. İşte kar elde edebilmesi demek satış fiyatının maliyetten daha büyük olduğu anlamına geliyor. İşte denklemimiz burada arkadaşlar. Hadi çözümleyelim. Ama iki tane satıyormuş pardon bundan. O yüzden 2x olacak burası. 2x lira maliyeti iki malın. Bir malınki de y lira. Tamam doğru şimdi oldu. Açalım içeriye doğru dağıtalım. 2x geliyor. Buradaki 2x ile gider. 60x bölü 100 geliyor buradan. Artı y geliyor. Buradaki y ile gider. Eksi 25 y bölü 100 geliyor. Hatta bunu da büyük yapalım. 25 y bölü 100 diye de buraya yazalım. Yüzleri sildik. İkisini de 5'e bölüyorum dostlarım. 12x büyüktür. 5 y geldi. Hemen 5'e bölelim bir değer iki tarafı. 12x bölü 5 büyüktür y çıktı. Evet Adana şıkkımız da var bu cevap dostlarım. İşaretleri. Şimdi ben olsam sizin yerinizde burada videoyu durdururum. Benzer soru her galiba arkadaşlarım. Ben bir çözmeye çalışırdım bu soruyu. Şimdi bir satıcı birim maliyetleri sırasıyla A ve B TL olan iki maldan birincisini %10 zararla. Bakın şu üst tarafı bir sileyim de orada yapalım biz yine bu soruyu orada çözelim. Şimdi ne diyor? A liraya aldım %10 zararla satıyorum. O zaman A'dan A'nın %10'u kadar çıkarttığımda bu benim satış fiyatım. B lira olan maldan diyor %20, %40 karla satıyormuş ikincisini de. B lirayı da %40'ı kadar karla satıyormuş. Satıcı bu mallardan birer tane satıyor. Tamam. Sattığı zaman satıştan zarar etmediğine göre bak işte matematiğin Türkçe ile buluştuğu yer. Zarar etmemek ne demek arkadaşlarım? Ha, kar da elde edebilir. Ne kar ne zarar da elde edebilir. Demek ki bu satış daha büyük de olabilir. Kar da elde edebilir ama eşit de olabilir. Yani ne kar ne zarar da elde edebilirim diyor bize. İşte maliyet fiyatına eşit de olabilir. Maliyet fiyatından büyük de çıkabilir. Hadi A'ları sildim. B'leri sildim dostlarım. Eksi 10A bölü bilmem neyi bu tarafa atalım. Burada 40B bölü 100 büyük eşit 10A bölü 100 kaldı. Bölü 100'leri sildim. Hatta 10'a bölelim. 10'a bölelim. 4B büyük eşittir. A çıktı. Büyük eşit olmasına dikkat edin dostlarım. Bak şıklara sadece direkt büyüktürü de koymuş. Adana şıkkına dikkat edin arkadaşlar. Zarar etmemek, kar da elde edebilirim. Ne zarar ne kar da elde edebilirim demektir dostlar. Evet 3 numaraya geldik. Bir satıcı maliyetleri A ve B TL olan iki maldan birincisini %25 karla. Şimdi A'yı %25'i kadar karla satıyormuş. B'yi %30'u kadar zararla satıyormuş. Satıcı bu mallardan birer tane sattığında ne kar ne de zarar. O zaman direkt eşitmiş maliyete dostlarım. Maliyetimiz de A ve B lira. Bunların toplamı direkt maliyete eşitmiş. Sildim buraları. 25A bölü 100 eşittir 30B bölü 100 geldi. Bölü 100'leri de sildim. 5'e bölelim 5A, 5'e bölelim 6B'ye eşit çıktı dostlar.
5A 6B'ye eşitmiş. Cevap Ceyhan paketledi. Son soruya bakalım. Maliyeti A TL olan bir mal %15 karla. Şimdi bak. A liralık malı %15 karla satıyorum. B liralık malı da %20 zararına satıyorum. 20B bölü 100'ünün zararına satıyorum. A olan maldan 2 tane satıyorum. B olan maldan 3 tane satınca çarpı 3 diyorum buraya. Bu benim toplam kazancım. Kar elde edildiğine göre diyor. Kar elde ediliyormuş arkadaşlarım. Yani büyükmüş maliyetten. Tabi maliyeti de hemen hesaplayalım. Şimdi A lira olandan 2 tane sattığım için 2 A lira bunun maliyeti. B olandan da 3 tane sattığım için 3 B de bunun maliyeti. Hadi şunu içeriye dağıtıyoruz şimdi. 2 A geliyor. Bu 2 A'yı götürdü. 30 A bölü 100 oldu burası. Artı. İçeriye dağıtıyorum. 3 B geliyor. Bu 3 B'yi götürdü. Burada 0 kalıyor tabi. Eksi 20 B bölü 100 kaldı. Eksi 20 B bölü 100'ü bu tarafa atarsak 30 A bölü 100 büyüktür. 20 B bölü 100'den diyeceğiz. Bölü 100'ler gidecek. Birer de 0 silelim. 3 A büyüktür. 2B çıktı dostlarım. 3A büyüktür. 2B geldi. Tabi bu da hiçbir şıkkımızda yok. O zaman bir daha okuyalım. Demek ki acele ettik. Bir yerde bir hata yaptı. Maliyeti A TL olan bir mal %15 karla satılıyormuş. Tamam. B TL olan bir mal %20 zararla satılıyor. E bu da tamam. Maliyeti A TL olan maldan 2 tane sattım. 2 çarpı olacak. B TL olan maldan da 3 tane satıyorum. 3 tane de bundan satınca kar elde edildiğine göre diyor. Kar elde ediliyormuşuz. Yani maliyetten daha büyük oluyormuş burası. E maliyetleri ne bunların arkadaşlarım? 2A bundan 2 tane sattığım için. 3B de bundan 3 tane sattığım için. Doğrudur şu ana kadar her şey. Hatamız nerede? Şu 3'ü içeriye çarparken 20 yazmışız. 60 olacak burası. Peki burası da o zaman 60 olarak geldi. 3A büyüktür 6B çıktı. 3A büyüktür 6B. Bir de 3'e bölelim. A büyüktür 2B çıktı dostlarım. A 2B'den büyük. Cevabımız Bursa paketledik. Evet geldik 18 numaralı soruya. Bir ayakkabıcı 84 TL'ye mal ettiği bir ayakkabıyı 100 TL'ye satıyor. Müşteri ayakkabıyı beğenmeyince 95 TL'ye geri alıyor. Daha sonra bu ayakkabıyı 108 TL'ye satıyor. Bu alışverişin sonunda ayakkabıcının kar zarar durumu nedir? Bakın ilk okunduğunda çok gıcık bir soru gözüküyor ama şöyle tane tane okuyalım. 84 TL'ye mal ettik. Şimdi biz bu adamın yerinde olsak. Mal ederken 84 TL veriyoruz değil mi? Cebimizden 84 TL çıktığı için eksi 84 yazıyorum. Sonra 100 TL'ye sattım. O zaman 100 lira kazandım. Artı 100 lira girdi cebime. Müşteri ayakkabıyı beğenmedi. 95 TL'ye geri aldım. Yani 95 TL verdim müşteriye geri. Ayakkabıyı geri aldım. Cebimden 95 çıktı. Daha sonra bu ayakkabıyı tuttum. 108 liraya bir daha sattım. Yani 108 lira kazandım. Şimdi en son bakalım ne kadar cebimize girmiş bunu hesaplayalım. Artılar 208 yaptı. Eksi 84 ile 95'i topluyorum hemen şurada kenarda. 9, 8, 8, 16, 17, 179 yaptı dostlarım. 179 da buradan geldi, çıktı. 208 eksi 179 hemen çıkartıyorum. 18'den 9 çıktı 9. 9'dan 7 çıktı 2, 0, 29 TL. Artı 29. Demek ki dostum 29 TL kârdayım. Birinci sorunun cevabı Bursa çıktı. Geldim 2'yi okuyalım şimdi. Bir nalbur maliyeti 21 TL olan musluğu 28 TL'ye satıyor. Tamam. Sattığı 5 musluktan bak şimdi. 5 tane musluk sattım 21 liradan. Demek ki ben bunları satmadan önce de aldım tabi değil mi? 21 liradan aldım 5 musluğu. Yani cebimden 105 lira çıktı bir kere. Eksi 105. Sonra 28 TL'ye sattığım 5'ini birden. 28 çarpı 5 140 yapar. O zaman 140 lira kazandım. Artı 140. 2 tanesini 24 TL'den geri almışım. Yani 2 tane 24 lira verdim. 48 lira verip adama geri aldım tekrardan bunları.
Bir süre sonra bu iki musluğu 27 liradan sattım. Yani 54 lira da buradan kazandım. Hadi bu işin sonunu bir hesaplayalım. Eksi 105, 48 daha, eksi 153 var. Artı bir de 194 var. 194'ten 153'ü çıkartacağım. 1, 4, 0. 41 lira kar elde etmişim dostlarım. İşaretledim, geçtim. Şimdi geldim buna. Bakalım bu ne diyor. Birinci kalite bir pencere 250 TL'ye yapılıyor ve 3 yıl kullanılabiliyor. Tamam. İkinci kalite bir pencere ise 180 TL'ye yapılıyor ve 2 yıl kullanılabiliyor. 2 yıl. Pencerelerin hurdaları 25 TL'ye satılabildiğine göre 6 yıl kullanılacak bir eve hangi kalite pencere kullanırsa daha ne kadar karlı çıkılır diyor. Şimdi biz önce birinci kaliteyi bir hesaplayalım arkadaşlarım. Birinci kaliteden ne elde ediyoruz, ne kadar kazanıyoruz bunu bir görelim. Şimdi birinci kalite pencereyi biz 3 yıl kullanabiliyorduk ama biz 6 yıl kullanmak istiyoruz. O zaman 2 defa yaptıracağız bundan. Yani bir 250-250, 500 lira çıkacak cebimizde. Sonra 3 yıl kullandık ve bu yılların arasında bir kere de ne yaptık dostlarım? Bir kere de hurdaya verdik değil mi? İlk kullandığımız 3 yılda eskiyen pencereleri gittik, hurdaya verdik. 25 TL'ye de sattık bu hurdaları değil mi? Evet, hurdaları 25 TL'ye satabildiğimize göre diyor. 500 liraydı maliyeti bize. 25 TL'de kar elde ettik. O zaman 475 TL şu anda bizim giderimiz var buradan. 475 TL şeydeyiz, çıktı bizden, cebimizden burada. Peki ikinci pencereleri kullansak, ikinci kaliteyi. 180 TL'ye yapılıyor ve 2 yıl kullanılıyordu. O zaman 3 defa alacağım 6 yıl kullanabilmek için. Bir kere 540 lira vereceğim bu adama. Bu 3 yılda ilk 2 yıl eskiyenleri hurdaya verdim 25. Bir daha eskidi arkadaşlarım. Onları da hurdaya verdim. Bir 25 de oradan kazandım. Artı 50 lira girdi cebime. O zaman 490 lira da buradan elimde kar var dostlarım. Yani elim cebimden çıkan para 490 lira oldu haliyle. Burada 475 lira. Yani ben birinci kaliteyi kullanırsam 15 lira daha ucuza, daha karlı iş yaptırıyorum. O yüzden A'yı işaretledim dostlarım. Evet, son sorumuza bakıyoruz. Bir marangoz maliyeti 32 TL olan sehpayı 40 TL'ye satıyor. Sattığı 8 tane sehpa var. 8 tane sehpanın bir tanesine 32 lira verdim. 8 çarpı 32'den 16, elde var 1, 24, 25, 256 lira cebimden para çıktı. 40 TL'ye sattım bunları. 8 çarpı 40'tan 320 lira para kazandım. Sonra 3'ünü 30 TL'den geri aldım. Yani 3 tanesi 30 TL'den 90 TL yapıyor. 90 TL tekrar geri verdim. Bunları aldım. Bir süre sonra bu 3 sehpayı 32'şer TL'den sattım. Yani 3 çarpı 32'den 96 lira da kazandım. Marangozun karı ne kadardır diye bir soru sormuş bize. Hemen hesaplıyorum. Eksi 256 ile eksi 90'ı bir toplayalım önce. 6, 5, 9 daha 14 elde var 1. 346 lira. Bu eksilen para. Şimdi 320 ile de 96'yı toplayalım hemen. 6, 9, 2 daha 11 elde var. 1, 416. Bu da kazandığımız para. Şimdi 416 liradan 346'yı çıkartıyoruz. 0, 11'den 4 çıktı. 7, 70 lira arkadaşlarım kar elde etmişim ben bu işin sonunda. Evet, 18 numarayı gömdük. Bunu atalım. Alalım 19 numarayı önümüze. Odaklanmayı unuttuk arkadaşlarım. İnşallah bozulmamıştır buraya kadar videomuz. Bir daha bir bakalım. Şöyle bir odaklayalım bunu. Bir miktar elmanın kilosu. Tamam, bir miktar elmamız var. 6 TL'den satılırsa 50 TL zarar. Kilosu 10 TL'den satılırsa 30 TL kar elde ediliyor. Buna göre elma kaç kilodur? Şimdi x kilo elma olsun arkadaşlar elimizde. Ben bu x kiloyu 6 TL'den satarsam 6x lira kazanç elde ederim. Ve bu benim kazancım. Şimdi maliyetini de şuraya yazalım. Maliyeti A lira olsun mesela. 6x lira kazandım.
Yalnız zarar elde etmişim ben arkadaşlarım, zarar. O zaman ben bu 6x'ten maliyetten 50 lira daha düşüğüne kazanmışım demektir. O zaman 50 lira daha koyarsam bunun üstüne, bu işte benim maliyetim olacak arkadaşlar. Maliyet ne çıktı? 6x artı 50 geldi maliyet. Peki devam edelim şimdi. Ne diyor şimdi bu adam? Kilosunu 10 TL'den satarsak o zaman 10x kilo yapar. 30 TL kar elde ediliyor. Şimdi bu 10x lira kazancım. Kazancım 30 TL karlıymış burada. Tabii ben 30'u çıkartırsam buradan yine maliyete ulaşırım diyor. İşte maliyeti bir buradan bir buradan bulduk. Hadi bunları birbirine eşitleyelim. 6x artı 50 eşittir 10x eksi 30 yapar. 80 eşittir 4x. X eşittir 20 yapar. Elma 20 kiloymuş çıktı dostlarım. Şuna bakalım şimdi, bu ne diyormuş bir görelim. Bir satıcı ATL'ye aldığı kalemlerin tanesini BTL'ye satarak toplam CTL kar elde ediliyor. Şimdi maliyetimizi yazalım. Maliyet. ATL'ye aldık. BTL'ye sattım arkadaşlarım. Satış fiyatı BTL. Toplam CTL kar elde ediyormuşum ben buradan. Şimdi bir tane kalemi ATL'ye aldım. Kaç tane kalem vardır diye soruyor. X tane kalem olsun arkadaşlarım. X tane kalemi X çarpı A liraya aldım. X çarpı B liraya da sattım ben bu kalemleri. Kar da C liraymış. Kar. C lira da kar elde etmişim. Peki biz karı nasıl buluyorduk? Satış eksi maliyette, değil mi? Yani XB eksi XA benim karım eşitti. X parantezini alsak B eksi A eşittir C olur. B eksi A'ya bölersen C bölü B eksi A çıkar X dediğim şey. O zaman cevap da bursa olur. Geldik buna. 1 kilogram pirinç 3x TL'den satılınca ATL zarar ediliyor. 7x'den satınca BTL kar elde ediliyor. Bakın aynı muhabbeti yapacağız şimdi yine. 1 kilogram pirincin maliyetini hesaplıyorum arkadaşlar. Maliyet 3x TL'den satılınca ATL zarar. Yani 3x eksi artı A lira olursa maliyete eşit oluyormuş, değil mi? Zararı eklersem ben satış fiyatının üstüne, maliyete denk düşecekmiş o zaman. Peki 7x liradan satılınca B lira kar. O zaman karı çıkartırsam maliyete ulaşırım diyor. Peki düzenleyelim burayı. A artı B eşittir 4x yapar. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa attım. 32'ymiş A artı B 4x yapar. X de buradan 8 geldi. Şimdi şuna odaklanalım. Şunu çözelim. Bir top kumaşın metresi XTL'den satılırsa tamamından T artı 5 TL kar. X eksi 5 TL'den satılırsa tamamından 3 TL zarar elde ediliyor. Bir top kumaş kaç metredir? A metredir diyelim biz. A metreyi bulalım şimdi. Bir top kumaşın metresi XTL'den satılırsa AX lira, AX TL kazanmışız biz arkadaşlar. Ve tamamından da T artı 5 lira kar elde ediliyormuşuz. O zaman karı çıkartırsam ben T artı 5'i, bu durumda maliyete ulaştım. Ama yok, X eksi 5 liradan satılırsa diyor. X eksi 5 liradan. O zaman A çarpı X eksi 5 lira kazanırım. Tamamından 3 TL zarar elde ediliyor diyor. 3 TL'yi de eklersem maliyete ulaştım yine. İşte bunların ikisi birbirine eşit. Hadi düzenleyelim burayı. AX eksi T eksi 5 eşittir. AX eksi 5 A artı 3T. Sonra AX'ler gitti. Eksi T'yi bu tarafa alalım. 4T olsun burası. Eksi 5'i buraya alalım. Artı 5 olsun burası. Eksi 5A'yı da bu tarafa artı 5A olarak atalım. A eşittir. 5'e bölersek burayı 4T artı 5 bölü 5'ten Ceyhan şıkkımız doğru cevap geldi dostlar. Evet, çevirdik. 20 numaraya geldik şimdi. Zeynep XTL'ye aldığı bir malı YTL'ye satmıştır. XTL'ye aldı, YTL'ye sattı. Şimdi o zaman bu Zeynep'in karı, kar, y eksi x olacak diyebilir miyiz arkadaşlar? Karımız bu. Zeynep satış fiyatından alış fiyatını çıkartınca karı bulduk.
Peki bize sorulan şey bu şimdi arkadaşlar. Şimdi x yerine 4k yazabilirsiniz diyor. Y yerine de 5k yazabilirsiniz diyor. Yani ben bu malı 4k'ya aldım. Bu benim maliyetim. Satış fiyatımsa 5k. Yani ben arada kar olarak ne kadar elde ettim? K lira kar elde etmişim dostlarım. Peki 4k lirada 1k kar elde ettiysem yüzde ne kadar kar elde ederim diye soruyorum. Dostum burası 25 katına çıkmışsa bu da 25 katına çıkacak ve %25 kar elde etmiş olacağız. Geldik 2 numaraya. Bir mal ATL'ye alınıp BTL'ye satılıyor. A ile B arasında böyle bir bağıntı vardır. 300 TL kar elde edildiğine göre satıştaki kar oranı yüzde kaç olur diye bir soru sormuş bize. Şimdi ATL'ye mal ettik biz bunu. Satışımız BTL dostlarım. Ve 300 TL'de karımız var. Kar 300 TL. Karı nasıl buluyorduk? B eksi A eşittir 300. Satıştan maliyeti çıkarttım, karı buldum. Peki bir de neyi biliyorum? 3B eksi 2A'nın da 1200 olduğunu biliyorum. Hadi üst tarafı 2 ile çarpalım. 2 ile çarpalım. 600 olsun. Bir de eksi ile çarpalım bunları arkadaşlarım. Eksi 2B artı 2A eksi bir 600. Toplayalım. B kaldı. Eşittir 600 kaldı. Peki B 600 ise A ne çıkar bu durumda? Hani B eksi A'yı biz 300 dedik ya. Demek ki A da 300 olacak ki 300 olacak ki arkadaşlarım 300 lira kar kalsın değil mi? Satıştan maliyeti çıkartınca 300 lira kar kalsın diye bunu yaptım. Peki o zaman satıştaki kar oranı yüzde kaçtır diye soruyor. 300 liralık malda 300 lira kar elde ettim. 300'de 300 kar elde ettiysem yüzde ne kadar kar elde ederim diye soruyorum. 3'e bölmüş. Ben de 3'e bölüyorum. %100 kar elde etmişim ki zaten gözüküyor değil mi? Hafif bir ticaret bilgisiyle zaten %100 olduğunu görüyoruz dostlar. Evet geldim bu soruya. X büyüktür 0 olmak üzere. Bir malın etiket fiyatı budur. İndirimli fiyatı budur. Etiket fiyat üzerinden yapılan indirim yüzde kaçtır diye bir soru sormuş. Önce etiket fiyatını bir daha bulalım dostlarım. 10x 13x bölü 10 yaptı dostlar bu etiket fiyatı üzerinden yapılan indirim. Etiket fiyatı pardon. Hatta 4 ile genişletelim mi? 52x bölü 40 olsun. Hani şununla paydaları aynı olsun diye. Bu da indirimli fiyat. O da ne kadarmış? 39x bölü 40'mış. Peki ne kadar indirmişiz biz? 52'den 39'u çıkartalım. 13x bölü 40 lira indirmişim. İndirimim bu kadar. Nerede bu kadar? Etiket fiyatından bu kadar indirdim. Yani 52x bölü 40'tan 13x bölü 40 indirdiysem yüzde ne kadar indirim yapmışımdır diye soruyorum. Hemen içler, dışlar, sağlar, sollar muhabbeti yapıyorum. 100 çarpı 13x bölü 40 eşittir 52x bölü 40 çarpı aradığım cevap soru işareti diyelim. 40'lar gitti. X'ler gitti. 13 ile bu gitti 4. 4 ile bu gitti 25. Soru işareti eşittir 25 çıktı arkadaşlarım. Cevap C. Son soruma bakıyorum. A büyüktür 0 olmak üzere bir malın maliyeti budur. Satış fiyatı budur olduğuna göre malın satışındaki kar yüzde kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi maliyeti bir daha yazıyorum dostlarım. Maliyet 5A 4A bölü 5'tir. Satışı bir daha yazıyorum dostlar. 6A bölü 5'tir satışta. Ve benim buradaki karım 2A bölü 5 lira. Ben 4A bölü 5 liralık maldan 2A bölü 5 kar elde etmişim. Yüzde kaç kar elde ederim diye bir soru soruyor. Bununla bunu çarpıyorum hemen. 2A bölü 5 çarpı 100 eşittir. X çarpı 4A bölü 5. 5'ler gitti. A'lara bay bay. 2'ye bölelim. 2'ye bölelim. 2. 100 eşittir 2X. X eşittir 50. Çıktı dostlar sorumuzun cevabı. Evet. İlk 20 köşe taşını gömdük böylelikle. Bir sonraki videomuzda diğer köşe taşlarını gömeceğiz arkadaşlar. Hadi kolay gelsin. Görüşmek üzere.